Merhaba arkadaşlar İsmail Alp kanalı'na hoş geldiniz. Ee, nasılsınız? Bugün Meta AI duyurdu. Meta'nın AI teknolojisiyle alakalı konuşmak istemiyorum ama konuşacağız. Eee totalde. Niye? Çünkü tamamen her tarafımız AI oldu. AI ile alakalı e, sürekli e, bilgi bombardımanı var ve AI ama tabii gerçek bir teknoloji yani böyle AI yani başka bir şeye benzemiyor artık. Gerçekten dünyanın değiştiğini, değiştiği aşamadayız şu anda yani böyle e, ateşin bulunması gibi bir şeyle karşı karşıyayız. Yani bu AI durumuyla alakalı olarak sürekli dolayısıyla her ufak gelişme dahi önemli. Çünkü meta AI'yi çıkarmış. Ne işe yarıyor bu meta AI? Whatsapp'ta işte sorabiliyorsunuz oraya Meta'ya. İşte herhangi bir soru sorabiliyor. O cevap verebiliyor. Ve Instagram'da soru sorabiliyorsunuz. Yani her tarafı bir sohbet kutucuğu koymuş. Ve bence çok işe yarayacak. Çok şeyleri kolaylaştıracak. Ee, tabii çok fazla da o reklam dinlemesi yapıp gene reklamını gösterecek. Burada en çok kaybeden aslında büyük ihtimalle Google oluyor. Çünkü e, WhatsApp'ta ben istediğim şeyi sorabiliyorsam ben Google'a niye gireyim'e geliyor totalde e, konu. Google'a girmeye gerek kalmıyor gibi. Ve bu sebeple de Google sürekli kendini tamamen yapay zekaya adamış durumda. Varlık yokluk savaşı çekiyorlar. Çünkü e, mesela şey Instagram, e, WhatsApp bu, bu gibi araçlar hani meta... Aslında elinde arama haricinde başka tool'lar var, başka araçlar var. Ama Google'ın arama haricinde çok da bir şeyi yok. Yani Android'ler var, şu var, bu var ama tabii hepsi reklam teknolojisi falan. Ama Meta biraz daha güçlü girdi ki zaten biliyorsunuz Meta'nın borsa değeri de çok yükseldi. Hatta Mark Zuckerberg durduk yere dünyanın en zengin adamı oldu yani adam. WhatsApp, Instagram, dünya en zengin adamı nasıl oluyorsun abi sen yani? Hiç mi faydalı bir şey yok yani? Hiçbir dişe dokunur bir ürün geliştiren adam o değil. Sen ben cıp cıp mı yani? Böyle WhatsApp'tan yazıyorsun adam dünyanın en zengini oluyor falan. O da garip ama ekonomik gerçekler bunlar yani yapacak bir şey yok. Dolayısıyla şu an Google kendini tamamen yapay zekaya adamış durumda. Bütün şirketi dağıtıyorlar şu anda. Her şeyi yapıyorlar. Çünkü çok rahat bir dönem geçirdiler. Hep onu anlatıyorum zaten. Google'a ben zaten sinirliyim biliyorsunuz. Dolayısıyla Meta AI olayı Meta'nın aslında ...doğru adımlar attığını gösteriyor. Yani adamlar önce metaverse biz şey yapacağız, işte gözlük çıkaracağız falan dediler. Hemen hızlıca döndüler. Çünkü biliyorlardı onunla saçmalık olduğunu. Yapay zekanın nasıl bir gerçek olduğunu, nasıl şok edici bir şey olduğunu. Yani onu gördüler ve hemen hızlıca geçiş yaptılar. Dolayısıyla Mark Zuckerberg'in metanın buna ağırlık vermesi bence olumlu bir şey. Biz bundan nasıl bir menfaatleneceğiz? Bundan nasıl bir fayda çıkaracağız? Bunu düşünmek gerekiyor. Çünkü yapay zeka devrimi aslında bu Android'in geldiği dönemlerdeki gibi bir devrim veya cep telefonu devrimi gibi yeni bir devrim aslında. Hani şey o diyorum. Yani ekonomik fırsat manasında diyorum. Yani daha büyük bir devrim bile kabul edilebilir belki bilmiyorum ama ekonomik devrim olarak bizim için ...hani bireysel ekonomik gelişme için bu bir fırsat. Benzer konuları anlatacağım. Takipte kalın.